Şu anda müzik sektörümüz çökmek üzeredir. Bunu defalarca muhtelif yerlerde belirttim. Şu anda sanatçılarımızın çok büyük çoğunluğu yaşama zorluğu çekmektedir. Hatta bazıları sefil durumdadır. Atilla Özdemiroğlu gururundan dolayı bazı cümleleri söyleyemiyordu. Son yıllarında son derece zorluk çekiyordu. Çok zorluklar içinde dün onu kaybettik. Ve üstelik Atilla Özdemiroğlu ülkemizin müzik alanında en üst düzeyde en önemli müzik adamlarından biriydi. Sanatçının ne sağlık ne de emeklilik güvencesi kesinlikle yoktur. Yeni hazırlanan yasamızın bazı cümleleri bize sunuldu. Bu kesinlikle sonuç değil ama o sunulan cümlelere olağanüstü üzüldük ve bunları bizim %70-80'i kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca şu anda ülkemiz maalesef korsan bir ülke olarak görünüyor. Ben bir Türk insanı olarak bundan utanç duyuyorum. Son derece üzülüyorum. Demek ki yasamızı geriye gibi daha iyi bir şekilde ele ivedi bir şekilde almamız lazım. Daha önceki teşebbüsler maalesef eksik kaldı. Belki istismar edildi ama bu sefer mümkün olan en doğru tanım ile sanatçılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak imkanları alacağız. İsteğe bağlı emeklilik talebi hep gündeme geliyordu. Bunu yapmaya gayret edeceğiz.